Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saati'ne hoş geldiniz. Ramazan'ın ikinci gününde de yine birlikteyiz. Çünkü ben size her gün yepyeni tarifler hazırladım. O yüzden gözünüzü bizden ayırmayınız. Bugün sizler için İnegöl köfte tarifi yaptım arkadaşlar. Tıpatıp aynısı oldu. Yapınca bana hak vereceksiniz. Malzemelerimiz 750 gram dana döş kıyma, 250 gram kuzu döş kıyma, 2 tane rendelenmiş kuru soğanımız, acı suyunu ben elimle sıkarak akıttım arkadaşlar. Acı suyu sızdırılmış yani. 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı karbonat. 2 diş de rendelenmiş sarımsak lazım bizlere. Tüm malzemelerimizi yoğurma kabımızın içine aktarıp kıyma harcımızı 15 dakika boyunca yoğuralım arkadaşlar. İnegöl köftesinde en önemli püf noktası 15-20 dakika arası kıyma harcının yoğrulmasıdır. Böyle lastik gibi olana kadar yoğurmamız lazım. O yüzden ben çok yorulmamak için yoğurma makinesini kullandım. Böyle bir makineniz yoksa elinizde 15 dakika boyunca iyice böyle lastik gibi olana kadar yoğurunuz lütfen. Yoğurduğumuz iç harcımızı kuru bir kabın içine alalım ve üzerini folyo ile kapatıp buzdolabında bir gece dinlendirelim arkadaşlar. Bu dinlendirme işi de püf noktalarından bir tanesidir. Çünkü kıyma harcının içinde karbonat olduğu için bir gece dinlenen harcımız böyle kendini çekmiş olacak ve pişirirken köftelerimiz kabaracak arkadaşlar. Bir gece buzdolabında dinlendirdiğimiz İnegöl köftemizi elimizi yağlayarak yuvarlayıp şekillendirip tepsimize dizelim. Bu tarifi yaptıktan sonra ben inanıyorum ki artık dışarıdan İnegöl köfte yemeyeceksiniz. Ay restorançılar şimdi bana kızar değil mi yani, her şeyi de aldık yaptık. Adamlar şimdi köfte satamayacak. Vah vah vah, ne kadar üzüldüm, ne kadar üzüldüm yani, çok üzüldüm. Restoran sahipleri eğer videomuzu izliyorsa lütfen dürüstçe yorum bekliyorum. Yani şimdi hani tarifimize sakın şey yazmasınlar işte köfte böyle olmaz falan filan diye, hani İnegöl köfte böyle olmaz diye. O yüzden gerçekten dürüstçe yorumlar bekliyorum. Çünkü ben bu köfte tarifini, yani bu İnegöl köfteyi hakiki ustasından aldım arkadaşlar. Sizler de zaten yapınca tıpatıp aynısı olduğunda bana hak vereceksiniz. Burada da köftemizi başka bir şekil verdim. Uzun uzun şekiller verdim ve o yüzden makine kullandım. Benim için bu tür makineler daha böyle kullanışlı oluyor. Elimle ayarlaması, şey yapması zor olduğu için böyle makineler kullandım. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Diğer şekil bizler için daha kolay bence. Hani diğer yuvarlak yaptığımız şekil daha kolay. Ben böyle de yaptım. Uzun uzun kestim, tepsilere dizdim ve sonrasında izleyelim ve görelim. Tekrardan köftelerimizi düzeltmek için elimizi hafif sıvı yağ sürüp köftelerimizi yuvarlayalım ve tepsimize dizelim. Köftelerimizi pişirmek için yağlı kağıt serilmiş tepsimize diziyoruz. Ben köfteleri fırında pişirdim arkadaşlar. İsteyenler tabii ki de teflon ve ızgara tavada kızartabilir köftelerini. Müzik
Köftelerimizi dizdikten sonra garnitür olarak da sivri yeşil biberlerimizi koyalım ve domatesi 4'e bölelim. Domatesimizi de koyup İnegöl köftelerimizi 250 dereceli önceden ısıtılmış fırına verip kızartalım arkadaşlar. Yalnız köfteleri çok kızartıp kurutmayalım lütfen. Burada da gördüğünüz gibi üzeri hafif kızardı mı köftelerimizi hemen alalım. Çok kuruduğu zaman lezzeti kaçıyor. İnanın bana çok lezzetli bir köfte oldu. Yani İnegöl köftesinin tıpatıp aynısı. Sizler de yapınca bana hak vereceksiniz. Şimdiden tarifimizi yapan herkese afiyetler olsun diyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle sayfamıza abone olmayı unutmayınız, yorum yazmayı unutmayınız ve tarifimizi paylaşmayı unutmayınız diyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.